Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız ben Amber. Şu an size gelecekten sesleniyorum ve bu bitik halimle sesleniyorum. Çünkü yeni evimize geldik, taşındık ama taşınma işleri henüz bitmedi. Henüz bütün koliler yerleşmedi. Ama bu videoda giriş yapmayı unuttuğumu fark ettim. O yüzden size bu video hakkında şöyle bir bilgi vermek istedim. Bu videoda eski evimin ev turunu izleyeceksiniz öncelikle ilk başta. Ama ev turu derken de neyi nereden aldığımı söylemedim. Çünkü öyle bir vakit yoktu açıkçası. Şimdilik sadece evin nasıl göründüğünü, renk uyumunun, eşyaların nasıl olduğunu göstermek için çektim. Ve aslında bizim için de hatıra olmasını istediğim için çektim. Çünkü ileride bir 5-10 yıl sonra baktığımda İlk evimizi bu şekilde ben de görebileceğim, hatırlayabileceğim. O yüzden çok özel bir video aslında. İlk ve eski evimizin ev turunu izledikten sonra da ufak ufak toparlanma kısımlarını çektim. Ama çok fazla konuşamadım çünkü gerçekten kısıtlı bir süremiz vardı toparlanmak için. Ve toparlanma işleri gerçekten çok 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 zormuş. Bunu gördüm. Ve biz o evde bir yıl kalmamıza rağmen gerçekten inanılmaz bir şekilde yerleşmişiz. Her şey yerli yerindeymiş, olması gereken yerdeymiş. Ve şu an çıktığımız ev bir tık küçük olduğu için şu an bu eve yerleşmesi gerçekten biraz sancılı bir süreç oldu. Hala da dediğim gibi tam yerleşmiş değiliz ama büyük bir çoğunluğu yerleşti. Şöyle bir 5-6 koli falan kaldı. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan sizi videoya davet ediyorum. Umarım videoyu seversiniz. Bu sürede video yükleyemedim ve Instagram'dan soranlarınız oldu. Çok teşekkür ediyorum merak ettiğiniz ve sorduğunuz için. Soranlardan da hem özür diliyorum ve hem de onlara teşekkür ediyorum. Umarım videoyu keyifle izlersiniz.
kolye yapılır? Kolye nasıl yapılır? Hele yapışmayan bir bantla kolye nasıl yapılır onu gösterebilirsin. Burada bir sürü bakım ürünü var ve burası beni birazcık korkutuyor. Bir de şurada var. Böyle. Ve burada. Bakayım nerede ter. Buradan da akıyor. Kaşıma geldi şu an, hissediyorum. Emek emek. Vallahi taşınmak zor iş. Ama zevkli de bir yandan. Yani çok değil. Kısmını göremedim daha henüz ama. İnşallah o kısmını da görürüz. Buldu. Cilt bakım ürünlerinin sadece bir kısmı. Yani %60-%70 gibi bir kısmı. Şimdi bunu yerleştireceğim. Bunlar da Balayı Oteli'nden aldıklarımız. Salonun son hali böyle. Bir sürü koli, bir sürü. Her kolinin üstüne içinde ne olduklarını yazdım ki yerleştirirken rahat olsun. Mesela işte bunda mutfak, tencere, tava. Buna Caner yazmış, ilaç, konsoldakiler. Bu da ıvır zıvır. O şekilde bunların hepsini koliledik. Güzelce de bantladık. Sağlam oldu bayağı. Bu şekilde. Her yer boşaldı şu an. Her yer. Burada da çamaşırlar asılı şu an. Onlar kuruyunca kaldıracağım. Burası bayağı kalabalıktı. Burayı boşalttım. Makyaj malzemelerinin tümünü yerleştirdim. Burada da ben varım. Burada da en son hani şu an kullandığım makyaj malzemeleri ve burada da işte birkaç parfümdür vesaire. Bunlar yerleşecek. Bunlar kırılacağı için bunları da pat pata saracağım. Bakın burada gelin çiçeğim var. Çok güzel değil mi? Bunu atmıyorum. Salonda çok güzel dekor olarak kullanabiliyorum çünkü. Perdemiz de turuncu olduğu için çok uyumlu oluyor. Şöyle göstereyim. Öyle. Burada da bütün ayakkabıları poşetledik. Eğer bugün koli bulabilirsek bunları da kolilere yerleştirmeyi düşünüyorum. Çünkü bu şekilde birazcık zor olabilir taşıması. Şöyle mutfakta da sadece bu tezgahın üstündekiler kaldı. Burası kirli birazcık. Ama bütün bu dolapların içi
boşaldı. Hepsi böyle, hepsi. Ha, bir de şurası kalmış. Yüzüm mü kanlanmış ya? Biraz makyaj yapayım dedim çünkü şimdi bir dışarı çıkacağız. Evrak işleri var, onları halledeceğiz. Bugün sözleşmeyi imzalayacağız. Kapora vermiştik çünkü. Bugün imzayı atacağız. Onun dışında birkaç tane daha koli bulmamız gerekiyor ve koli bandımız bitti. Bu süreçte en çok giden şey koli bandı bence. Bir de pat pat alacağız. Bu arada eğer sizin de taşınma durumlarınız varsa eğer en çok işinize yarayacak olan şey pat pat bence. Ay gözüm çok kötü olmuş ya. Rimelden mi oldu, ne oldu? Bayağı kötü görünüyor. Neyse geçer. Dediğim gibi taşınma işleri gerçekten çok zormuş. Yani zor olacağını tahmin ediyordum. Hatta altından kalkabilir miyiz diye de bir endişelenmiyor değildim. Ama kalktık bence ya. Yani bütün bu toparlamaları yaklaşık 2 günde falan yaptık. Ki bu sırada Ankaralılar bilir, Atatürk Orman Çiftliği'ne gittik. Kokoreç yedik, künefe yedik. Instagram'dan takip ediyorsanız beni orada zaten görmüşsünüzdür. Buraya da yazıyorum Instagram adımı. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Daha çok paylaşım yapmaya çalışıyorum. Özellikle storylerde. Taşınma esnasında çok bir şey çekememiş olabilirim. Çünkü gerçekten hızlı olmamız gerekiyor. Az bir zaman var. O yüzden çok fazla çekemedim sanırım. Yani şu an elimde neler var neler yok bilmiyorum. Hani görüntü olarak. Ama yine de böyle bir video olsun istedim. Ev turunu da böyle eski ev turu olarak çektim. Hem bize hatıra olarak kalmasını istedim. Hem de size sadece hani görsel olarak fikir olsun istedim. Ama yeni eve geçtiğimizde orada ayrıntılı bahsedeceğim. Bütün işte mobilyaları, aksesuarları nereden aldığımı, hatırladıklarımı söylüyor olacağım. Burada sadece böyle ufak ufak görüntüler çektim. Hani hem size fikir olsun hem de bize hatıra kalsın istedim. Öyle. Şimdi biz evden çıkalım, işlerimizi halledelim ve geri gelelim.